Efendim, az önce konuklarım vardı. Sivis Gülistan, Beril. Fakat Fransa'dan Alev abla beni aradı. Yayında mısın dedi. Evet dedim. Yayını kapat, önemli bir şey söyleyeceğim. Ben de zannettim ki ne? Rosette hesabım ile alakalı. Evet, onunla alakalıymış. Diyor ki Herman senin hesabını almadı. Pazartesi günü Emniyet Müdürlüğü'ne başsavcılığa gitme. Gideceğim. Ha, bir de şunu söylüyor. Ben diyor uğraşmadı mı diyor. Uğraştım diyor. Tamam, doğru. Gel Gülistan. Sen uğraştın, tamam. Pazartesi günü bilişim suçlarına, suçüstü savcılığına gitmem. Niye seni şey yapıyor? Demek ki benim hesabım, rozet hesabımı alan o. Selam Sibel, solistim. Ne oldu kız, yani Öğreteceğim kafa? tabii. Fransa'da olan Alev abla aradı beni. Yayında mısın dedi. Rosetta hesabında bir şey söyleyeceğim sana dedi. Yayını kapat dedi. Ama bize deseydi ya, bize yayını kapatıyorum diye. Bizden hepimiz burada şey gibi düştük burada. Aa, ne kadar ayıp. Dedim, ona da dedim. Alev abla dedim, bak yayındayım dedim. Rosetta hesabınla ilgili deyince tamam kapatıyorum dedim. Ama çok saygısızlık, öyle hepimiz buradan düştük burada yayına. Kapattın suratımıza yayını. Çok ayıp etmiş. Aynen. Aa. Senin diyor hesabın diyor tamamen kapanmış diyor. Pazartesi günü diyor şeye gitme diyor. Herman diyor beni aradı diyor. Ay, suratımıza yayını kapattın. Çok ayıp oldu. Hepimiz düştük. Ne güzel muhabbet ediyorduk. Özür diliyorum diyor burada. Sibel Hanım yayındayken mesela ben de bazen açıyorum, arıyorlar beni. Niye arıyorsunuz? Bizi görüyorsunuz canlı yayındayken, bizi niye arıyorsunuz? Ben de şimdi çıkıyorum buradan, kusura bakmayın. Alev abla şimdi kalkıp da eğer o rozete hesabımın peşindeyim. Ben pazartesi günü gideceğim. Sen kimsenin oyununa gelecek bir kadın değilsin. Tamam mı? Yani o şeymiş seni aramış Herma. Demek ki benim hesabımı o aldı. Bunu ben adım gibi eminim. Ben de pazartesi günü gidiyorum. Gerekli olan yerlere müracaatımı yapıyorum. Oradan dilekçem bilişim suçlarına geçecek. Sen bana yardımcı oldun, evet. Ama yayını dağıttın abla. Madem öyle deseydin ki ne? Birini indir ben geleyim. Yayında konuşsaydın. Ne güzel sohbet muhabbet ediyorduk. Diyebilirdin Alev abla. Buradan yani bir de o Herma'ya da şey yapma. Ben gidiyorum ablacığım. Ben gidiyorum. Pazartesi günü hem Bestami'ye bakan Savcı Bey'e hem de her işi bir güne bağlıyorum ben. Çünkü taksi paraları ödüyorum ben. Kalkıp da her gün bir işe gitmek için adli mercilere kalkıp da ben taksi parası ödeyemiyorum. Gücüm yok.
Senin gibi Fransa'da da yaşayamıyorum. Yaşamıyorum ablacığım. Direkt yayını kapat. Ben de zannettim ki ne? Herhalde hesabımı, rozete hesabımı şey yapacak. Mersem bunu Herma aramış o İzmir'de. Pazartesi günü hakkında suç duyurusunda bulunacağım ya. Ha. Almıyorum ya kimseyi. Bana diyeceğini ben biliyorum. Sibel, ben sana hashkırlar tuttum. Fransa'dan yayının şey rozet hesabını açtırmaya kalktım. Orada başaramadık. Diyeceği bu. Neyini alayım? Gel beri. Beril gel. Heh. Hoş geldin Beril. Hoş bulduk hayatım. Ay kendimi duruşa zor attım biliyor musun? Bebeğim, Efendim. benim Efendim. rozeti hesabım. Onun kim aldığını ben teyit ettim. İçime doğuyor. Bak Tamam şimdi mı? Sibel aşkım benim içine doğmakla gerçek başka bir şey. Sen tam emin misin kim aldığını? Eminim. Ha, o zaman bir şey diyemem aşkım. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu arada Herma ile aranda ne oldu? Çünkü ben kaç gündür yoktum buralarda. Hiç haberim yok. Herma ile bir sorun mu yaşadınız siz? Ben Herma'yla sorun değil. Herma benim aramı kürünen bedenle bozdu. Aa. Onu doldurdu. Onlar da ikili iyi anlaşan arkadaşlar. Yoksa kürünen beden kalkıp da bana 500 TL atıp da ondan önce sigorta olayında veya evime yemek gönderip de başa kalkan bir insan Ama ben değildi. bir şey söyleyeceğim. Ben öyle duymadım. Ben bir yayında duydum. Köründen Vadiden sizi çok sevdiğini, Herman'ı da sizi çok sevdiğini, sizin sadece Herman'a yanlış yaptığınızı söylendi. Eğer Herman ile aranız düzelirse tekrardan Köründen Vadiden de sizinle tekrardan görüşecekmiş. Öyle duydum yani. Ben Herman ile bu o arada... zaman da şöyle diyorum. İkisi birbirlerini seviyorlar. İkisi aynı kafadalar. Ben kendilerine mutluluklar diliyorum. Ama öyle yapmayın. Bak onların ikisi de Ben sizi hiçbir çok seven iki zaman insan. için nankörlük yapmadım. Şimdi bak Benim Sibel. evime bir yemek gönderip Amerika'dan gönderip buraya ne derler o bir getir götür müdür nedir? Ha, yemek Ne? sepeti. Ondan önce sigorta olayında yine desteği oldu. Başa kalkmadı. Ondan sonra tekrar bana 500 TL gönderdi. Herma oradan diyor ki ne? Azerbaycanlı, İzmir'de olan. Ya niye bomuyor arada Oradan öyleyse? onu dolduruyor. İkisi de birbirini seviyorlar. Gerilecek. Bundan dolayı ben onların aralarına girmeyeceğim. Çünkü küründen madiden onsuz yaşayamaz, o onsuz yaşayamaz. Bak aşkım Sen benim, bir şey söyleyebilir miyim? Erma, sen onu doldurmaya devam et. Bir Kürünemedin. şey söyleyebilir miyim Sibel Hanımcığım? Sizin söylediklerinize saygı duyuyorum ama ben de naçizane fikrimi söyleyeceğim. Herma benim çok sevdiğim birisi. Köründen Madiden'de burada tanıdığım birisi. Çok saygılı. O da sizi çok seviyor. Daha önce gibi konuşmamızda sizde olan fikirlerini söyledi bana Herma. Sizi kesinlikle yani sizi asla yanlış yapmaz ve çok seviyor sizi. Bence onlar bu bir yanlış anlaşılma oldu. Siz yine büyükler olarak kendilerine bir şans daha verin. Barışın. Güzel arkadaşlığınız devam etsin. Sizin o üçlü yayınlarınız özellikle Köründen Madiden'le çok güzeldi. Yani zevk alıyordum. Bunu bozmayın lütfen.
Tamam, Karışım. Ben Beril, büyük, ben sizde kalsın. büyüklük Allah'a mahsul. Ben ikisinden de özür diledim. Özel yazışmalarda. Tamam mı? İnkar etmedim. Bana gönderilen neyse ben inkar etmiyorum. Başkaları gibi kalkıp da gerek isim veriyorum, gerek isim vermeden kalkıp da gönderilen şeye. O zaman niye kürünemeden bugüne kadar benim başıma kalkmadı da şey bunu dolduruşa getirdi? Kimse kimseyi dolduruşa getirmez. Küründen madiden koskocaman kız. Yapmaz öyle şeyler. Onun aklı başında yok mu? Hatta o Herman'ın ablası sayılır. Yani o Herma'yı doldurmaz o. Herma onu doldurmaz. Yok öyle bir şey. Bence ortada bir yanlış anlaşılma var. Sizin bu güzel muhabbetinizi çekemeyen o dış güçler var ya, bu onların oyunu. Sen beni dinle. Hiç şey yapma. Kızlarının aranı bozma. Tekrardan barış, eski sohbetiniz, muhabbetiniz olsun lütfen. Yine sen bilirsin tabii. Senin düşüncelerine saygı duyarım her zaman, biliyorsun. Ya şimdi elçiye zeval olmaz derim. Evet. Ben üstüme düşen görevi yapıyorum. Ben kızdan konuştum. Kız öyle bir şey, yani sizi sevdiğini Sen şimdi söyledi. bana burada Yani bu olay için baskı mı konuşmadım. yapıyorsun? Kimse kimseye baskı yapamaz. Ama elçiye de ne derler? Elçi de Elçiye zeval zeval olmaz olmaz. tabii. Hani ben şimdi bu olay için konuşmadım kızla, açık söyleyeyim. Daha önceki bir konuşmamızda sizle olan fikirlerini söylemişti. Yani gayet de iyi, sizi seviyor, sohbetinizi. Hatta bir ara şeyinde, hesabında sadece sizi paylaşacağını söylemişti. Başka hiç kimseyi yok. Çok yoruldum Sibel, nefes nefese kaldım, biliyor musun? Ama Evet, güzel, az önce güzel, şu an ben spor şeydeydim. yaptım. Aha. Yeliz gitti mi şimdi senden? Ha, gitti. Çok güzel oturduk, konuştuk, ettik. Ha, iyi kız değil mi Yeliz? Evet. Evet. İşte bak ne güzel, böyle güzel insanlar biriktirin. Kavga, küs, bunlar ne öyle önüne gelen Yer al laflar. bana, hoş geldin. Vekilimiz. Evet. Peki. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Arzu Hanım geldi efendim Adana'dan. Hemşehriniz olur. Melike Arzu. Hoş geldiniz efendim. Kartım Evet. nerede de böyle. Evet. Adana'da yaşayan bir iş kadındır kendisi. Tanışmanızı isterim kendisiyle, vakti olursa. İnşallah. Hemşehrin o da Adana'dan. Ha, o zaman Duru'ya yakındır. Duru'yu tanımıyor. Duru'ya yakın değil. Bir sordum. Hatta ben onu biraz sanki Duru'ya da, Duru ona benziyor gibiydi. De yani. Dedim acaba tanır mı? Belki uzaktan akraba falan mıdırlar? Sordum da. Kız dedi yok, tanımıyorum. Şimdi ben adını Alev söylemeyeyim. abla, bak Adana'nın şimdi. meşhur tanınan ailelerinden birinin kızı bu. Alev Hanım'ı alsana bir yukarı, gelsin konuşsun. Biraz önce de al beni diyordu. Al be. Söz hakkı ver. Zaten diyeceği şey benim dediğim gibi. Ali biraz şeydir. Hafif alttan alttan sinsi sinsi fenalıklar yapar o. Sever. Eski kadınlardan. Biliyorsun Fransız damarı tutmasın onun. Bak. Nasıl güzel Canım. ama, değil mi? Canım benim. Sibel'cim kızma bak. Ben geçen de sana izah ettim. Çocukların günahı yok diyorum sana. Onlar almadı bak. 100 kere aynısını söylerim bak. Almadı o çocuklar. Senin hesabın gittiğinde o çocukların hesabı halen vardı. Bak yanlış yapıyorsun gülüm benim. Anlıyor Bak musun Ali'yi beni? söylüyor ama. Biliyorum, araştırdık Beril'cim, araştırdık. Sibel'in hesabı gittiğinde, akış olmadığında, görünmediğinde o çocukların hesabı vardı. Anlatıyorum sana. Geç. Ta o zaman da anlattım sana. Ta o zaman da onları suçladın. Maris'te falan onlar falan almadılar. Biliyorsun Maris'in Emre'nin bir hesabı vardı. Hatırlıyor musun? Ondan sonraki isim değişti. 15 binlik bir şeyi vardı Beril. Halen kızda duruyor o hesap. Bak, Aa. bak o hesaplar, o hesabın iğnesiyle seninkin aynı değil. Seninki kapandı, gitti gülüm benim, açılmıyor. Açılmaz da çünkü küfür içerikli olduğu için başkaları senin hesabını kapattırdı. Bunu sen çok iyi biliyorsun kimin yaptığında. Ya ben bir şey söyleyeceğim Alev. Canım Dediğin benim. gibi
Bir gün bir yayında ben birisiyle bir kavga etmiştim, hatırladın mı? Sibel için. Yapamazsın edemezsin diye Sibel hani tehdit etmişti. Evet, etmiş evet. Onlar değil. Sibel başkasının yayınında küfür etti. Ha. O hesaplık adamlar basa basa hesabını kapattıracağız. Bir tane daha açtığıyla olsaydı. Ben insan... Alev abla. Alev abla. Buyur canım. Ben intihar ettim mi? Yok. Sen... Alev... Sen kapatmadan önce... Tamam. Çok ses geliyor abla. Tamam, çok ben geliyor. Tamam. Biri ben değil, benden değil. Tamam. Ha. Sen bana... şeyler tuttuğunda, yardımcı olduğunda... Evet canım. Yaman, ben de... Ben Dobra'yım, Dobra. Evet, ben de işte ben milleti... Kıbran'ın tuttuğu Yaman. Evet canım. Kıbran üstten bildirim olaraktan ne oldu? Yayını izledi. Evet canım. Birkaç kelime dinledi, yayın açtı. Burada bana bildirim her zaman geliyor. Evet canım, hiç çocuklar suçlama bak. Çocuk, o zaman biz araştırdık. Onların suçu yok gülüm ya. Genç onlar, niye öyle bir şey yapsınlar? Oldu mu canım? Canım benim. Bak gene söylüyorum. Sen yayında kavga ettin, küfür ettin. Adamları basa basa senin hesabını kapatacağım dediler. Bir daha aç dedi. Gene küfür et dedi. Gene kapatacağım dedi. Canım benim. Çok üzülüyorum bak öyle yaptığın zaman. Yok Alev abla, sen de oradan çok mücadele ettin. Evet canım, bak yazmalarım duruyor canım benim. Hepsi duruyor. Adamın yazdıkları da gönderdikleri de duruyor. Anladın mı? Yani boşu boşuna gitti mahkemeyle şöyle böyle çocukları şey yapma. Yani Instagram'dan soğutma. Kendinden de soğutma. Sibel, sen birilerinin etkisinde mi kaldın? Ne oluyor sana böyle? Sen böyle dedin, birileri sanki sana bir şey mi söyledi? Doğruyu söyle. Kim? Bana mı? Yok yok. Yok, yok bana sanki, değil. Sibel'i değil. Sanki birileri doldurdu mu yani, diyorum acaba? Bilmiyorum işte ama ben o zaman söyledim. Bu değil dedim. Çocukların hesabı halen vardı. Sibel'in hesabının gittiğinde. Sibel, biz onu araştırmasını yaptık. Evet. Biz onların hepsini yani araştırdık her şeyi. Mümkün de Instagram açamayız dedi. Çünkü dedi küfür var dedi. Bu dedi 1, 2, 3, 4 değil dedi. Anladın mı? Ve geçici olarak yapmış olsalar da geri alabiliyorduk. Bu kalıcı olarak olduğu zaman Instagram kesinlikle açmıyor. Ve gerçekten de içinde parası vardı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum çünkü ve daha almamıştı parası. $100. Yani. Ama yazık oldu. Çok üzüldüm. O zaman ben çünkü ekmeğinin parasını kazanan bir insanın böyle bir şeyle. Bu da bir ekmek teknesi. Ne olursa olsun kapatamazsın ya. Ben bir yayında evet. Ben bir yayında kavga etmiştim birisiyle. Hatta bayağı bir kavga ettik. Sen dedim kimsenin ekmeğiyle oynayamazsın dedim. Evet. Sevmiyorsan dedim çık git dedim. Yani rahatsız oluyorsan çık git dedim. Ne evet aynı şey. Ben zaten o yüzden Sibel'e yardım etmek istedim. Çünkü sonuçta burası onun ekmeğe tekleri. Yani kendisine bir sanat bir şeyler icra ediyor. İsteyen kalır, isteyen kalmaz. Aynen. Yani, Ali ben böyle. Sözlerine katılıyorum. Sibel'cim yani, ben çıkmak zorundayım. Öpüyorum sizi. Görüşmek yani üzere. O yüzden bu ekmek teknesi sayılır. Yani sanat uğruna bir tiyatro sergiliyor. Bir şeyler kazanıyor. Ama iyi ama kötü. İstersen kalırsın, istersen kalmazsın. Ama bu bir ekmek teknesini kapattırıp hoşuma gitmedi diye seni ilgilendirmez o. Yanlış yani. Ben yanlış biliyorum açıkçası. Ben o zaman zaten üzülmüştüm ve sana yardım etmek istedim. Ben yani böyle şey ayrı etme. O zaman özelden konuştuk. Yayınlarda hiç konuşmadık bunu, öyle değil mi Sibel? Hiç belli etmedik. Değil mi canım? Birkaç kere üzeri yani... Alim abla, canım benim. Konuşmanı bekliyorum. Ondan sonra ben bir şey konuşacağım. Konuşacağım, bitti benimki. Bitti canım. Yani çocukların suçu yok. Tamam canım. Başkaları tamam, yap. Teşekkür ediyorum ablacığım. Öpüyorum seni canım. Herkese selamlar. Bay bay canım. Çıkıyorum ha. Çık abla. Araba kullanıyorsun zaten. Efendim. Şimdi onun bunun deyişiyle değil, kendi beynimle akıl edebilecek şekilde bir Sibel Baysal'ım. Pazartesi günü yine dedik çaldım düdük. Kim gelirse yayınıma tanıdığım olaraktan dinlerim. Ama fikrimden, mantığımdan, yapacağımdan da geri vites atmam. Ben gideyim pazartesi günü.
kim olduğu, kimler olduğu ortaya çıksın. Gel bakayım Zeynep Bey. Herkes burada konuşmasıyla mükelleftir. Gülistan geldi. Bir de Zeynep'i alalım. Ben çok darıldım. Çok şu anda moralim bozuk. Bizi yayından attın orada. 40 kişi vardı orada. 4 kişi yayındayız. Bizi yayından attın. Yayını kapattın. Artık kendimi göstermeyeceğim. Gösterme Senin canım. için bir defa, Sağ olsun. senin için bir defa gösteriyorum. Zeynep'e hoş geldin. Ben Hoş bu bulduk. Solistim. konuda İyi yayınlar. şikayetimi geri çekmeyeceğim. Kim rozete hesabımı aldıysa ortaya çıkacaktır. Aynen öyle efendim. Zaten Hoş yarası geldin. olmayan gocunmaz ki. Hani Neydi bu kızın çıksın ismi? Rüya zaten o. mıydı? Zeynube Zenobe. 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 Ray 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 Zeynube. ray ray Zeynube. ray 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 Helal olsun. ray ray Merhaba ray Gülistan ray ablacığım. ray Hoş ray bulduk. ray Gülistan ray Bey, ray iki dakika müsaade eder misin? ray ray Bence dahil. ray ray Zeynep ray Hanım'ı dinleyelim bu konuda. Kız bir dakika dur, ben bunun konuşmaları çok hoşuma gidiyor. Geçen Çok yayınızı iyi bir gözlemci. Rica edeceğim sevgili Gülistan. Buyurun Zeynep Hanım bu konuda. izledim. Tabii efendim, şimdi şöyle, zaten sizin ekmek tekneniz olan bir hesaptı o. Yani iyi kötü yayınlar yapıp Instagram'da bir sürü rozetler alıyordunuz. Daha sonra artık kim yaptıysa bu hesap ele geçirildi. Ve saçma sapan bir fotoğraf konuldu oraya. Sibel Baysal'ın da en doğal hakkı bilişim suçlarına başvurmak. Eğer kim yaptıysa ortaya çıkacak yani. Pazartesi zaten Bestami için solistimiz gidecek tadiyeye. Hazır oraya gitmişken de bilişim suçlarına da başvurusunu yapacak. Ve hesabı kimin aldığı ortaya çıkacak. Kim aldıysa çok günah, çok ayıp Çıksın etmiş. zaten. Ekmeğiyle oynuyorlar insanı. Bu kız burada yayın yapıyor burada. Siz nasıl bu emekçi insanın hesabını çalarsınız, alırsınız? Kim aldıysa cezasını çeksin, Allah'ından bulsun. Tabii. Yani şimdi hani şaka yapılır, espriler yapılır. Hani insanlarla tabii bizim de şaka yaptığımız, espri yaptığımız yerler var. Ama bu kadın bu hesaptan para kazanıyordu. İyi kötü pis parasını çıkarıyordu ya da bir takım paralar alıyordu. Niye engel oluyorsunuz ki buna yani? Kimi yaptı? Benim mi yani kesin olarak Bırakın Sibel? ha. Evet. O çıkar ortaya ya. Şikayetçi olduğu zaman bilir şeylerinden, bilişim suçlarından çıkar ortaya onlar. Aynen. Sağ ol Menekşeciğim. Bu Zen nerede oturuyorsun sen Aynen Zennube? bilişimden çıksın. Ben Normalde İzmir'de İzmir'de yaşıyorum. Gülistan. Normalde de şu Şu an an İstanbul'da İstanbul'dayım. geçici. İstanbul neresi? Arkadaşımın bir ziyarete gitti. İstanbul'da Tamam. Anadolu yakasındayım efendim. Anadolu yakası mı? İstanbul'un her yerini biliyorum ben kız. A'dan Z'ye. Dört köşesini, dört bucak. 11 tane araba eskittim orada. İstanbul'un sokaklarında. Zeynep'e bir şey okur musun orada? Maşallah. Hangisini efendim? Ben seni ne zaman aradım? Biz aradın demedik ki. Ne demek ki yani Alev Hanım'a demiş işbirliği yapıp herhalde. da tam Figen'le ilgili konuşurken Veril Hanımefendi vardı, sevgili Gülistan Hanımefendi vardı, ben vardım. Alev abla beni aradı. Yayını kapat, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Evet, yayını suratımıza kapattı burada. 40 kişi vardı burada. 40 kişi burada izleyici vardı. O insanlar bile Sibel Hanım'a burada hediye atarlardı. Hesabını çaldınız. Yazıklar olsun size. Yazı araştır Sibel, cezalarını çeksinler. Suçlu cezasını çeksin bunlar.
saygısızlar. Ne hediyesi de alıyordun sen oradan, sen bir şey diyeler geliyorsan ne diyorlardı ona? Zeynep sen söyle. Rozetin, kim çaldı hesabını, o rozetin, rozetin sapı götüne girsin. YouTube buraya koymasın, sansür koymasın. Koy. Kız ben yayınlarda sen gece gündüz. Sen Gülistan Ablan'la ilk defa mı tanışıyorsun Zeynur Bey? Yok öyle. Daha önce de yayına girdim. Ama kendini tanıyorsun kız, bir göreyim seni kız. Hayır Gülistan bir hastanede görevli. Özelden. Bir dakika sen şimdi bu yayın bittikten sonra özelden ara da bir görüşelim, bir göreyim onu. Ben Judith'in de. O ayrı Judith'in hastanede görevli. Kız Judith'i bile 2 sene sonra gördüm. Geçen aradı beni. Ondan sonra hep diyordu kocam var şu bu. Aradım onu, kendini göster. Tombul tombul yanakları var. Maşallah. Yani mesela şey şu rozetli hesap konusunda da efendim bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Sibel Baysal'ın adliyeye gitmesinden ben rahatsız olmam. Neden? Çünkü benim hiçbir alakam yok. Ama alakası olan neden kişiler... Neden kocam yok? Verin hesabını, adliyeye gitmesin Sibel. Gitmesin polise, savcıya. Hesabını verin, kim aldıysa. Günah vallahi ya. Sibel şu anda bir seneden beri çok güzel burada bizim içimizde, artık güzel yayınlar yapıyor. Kimse karışamıyor eskisi gibi. Çok güzel yayın yapıyor. Bırak rozetini alsın ya. Evinin ihtiyacını karşılar orada. Yani bir şeyini karşılar. Çok ayıp ediyorsunuz. Kim aldıysa versin. Yazık, günah. Yapmayın. İçinde para da vardı bir de efendim. Kaç dolar para vardı? 500 dolar. Tabii. Ama yazık vallahi yazık. Kim aldıysa yazık vallahi. Ve alan kişi de sevgili Zeno işte. Bey. Bir şey de paylaşmıyor değil mi? Sabit orada duruyor. 13 bin evet. Takipçi. Benim yapmış olduğum takip ettiklerim 560. Bir dakika, senin şimdi hesabını mı çaldılar evet. Sibel? Size bu anlatıyor ya. Evet, nerede hesabın? Telefonu için bu rozetli olayda hesabı. Ben hemen gidiyorum. İsmi ne hesabın? Bir dakika. Tamam. Bana atar mısın onu, buradan yazayım onu. Dur. Şuraya yazar mısın? Zeynep'i at. Normal, hangisi çalındı? En son işte Sibel Baysal 0106 olan hesabı çalınmıştı ama ondan sonra herhalde adını falan değiştirdiler. Hesabı şimdi yazar mısın bana? Şuradan çekeyim bakayım onu ben. Bende 4 tane hat var. Şu anki kullanıcı adını herhalde solistim biliyor. Yok, gelince yazdı. Daha önce yazmış. Sibel Baysal tamam, teşekkür ederim. Aldım onu. Çok ayıp etmişler ama. Ha, evet. Bestami'cim evet, bu şey Gamze bilmem ne yapmışlardı değil mi, bu hesabını da çalmışlardı zamanında. Gamze Fersiz mi ne yapmışlardı? Ay. Ama burada Rozet'in evet. Dönmüyor Zeynep Bey. Gülistan ablana söyleyeyim. Evet. Burada Rozet dönmüyor. Evet. Çünkü Gülistan abi bu rozet almak Instagram'da çok belli bir izlenme sayısına, belli bir yayın sayısına falan ulaşman gerekiyor. İşte Sibel abla daha önceki hesabına çok emek vermişti. O yüzden rozet almıştı. Yani izleyenler aynı zamanda hediye yolluyordu. İşte rozetin tanesi o zaman 19 lira mıydı, öyle bir şeydi. Hep üçlü üçlü atardık ay, rozetleri. Ne kadar şeydi biliyor musun? Saygısızlık. Tabii. Bir insan yayın yapıyor, muhabbet yapıyor, şarkılar söylüyor, eğlendiriyor. Her kim olursa olsun ve onun yayınını çalıyorlar, alıyorlar. Günah. Evet. Hayır. Zaten hani Sibel Baysal gullüm yapılmasına, kendiyle ilgili hani şey makara yapılmasına kendiyle barışık bir insan yani. Onlara zaten hiçbir şey demiyor. Ama insanların ekmek tekneleriyle oynamayın. Bir emek yani bu. Saatlerce yayın yapmak, çene çalmak yani kolay değil. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Sevgili Gülistan Siliz hakkında bir daha Frank olayı, yok İstanbul'da bilmem ne yaptın, ne ettin diye yazanlar otomatikmen şu anki Instagram hesabım, hı-hı, YouTube kanalımın linklerine yapıştırdım. O şeylere, ibne
top kelimeleri dediklerinde ceza alacaklar. İyi yapmışsınız efendim. Bak Bestami de hatırlatmış, şeyi de demiş. Öteki hesapta bağlantılı olan bir de Facebook hesabınız da vardı. 30 bin takipçi. Nerede? Ayol, ben şimdi bir şey söyleyeyim sana. O bak. Yeni bir Facebook hesabı açtım. Onu şey iyi bilir. Gülistan ablan iyi bilir. Önceki Facebook hesabımı. Şu anda yeni açtım. Buradan göstereceğim. Takipçiye bak. Her yerde. Sibel Baysal her yerde. Giriyorum takipçiye. Dur bir dakika Sibel. Bir şey söyleyeceğim. Ben TikTok'ta gezerken kız birisi senin videonu paylaşmış. 350 bin kişi izlemiş senin bir videonu. 350 bin kişi izlemiş. Yeliz gelmiş. Yeliz'i alalım. Yeliz demiş ki ablacığım misafir burada mı Sibel? Senin videolarını paylaşmış bir işi. 350 bin kişi senin videonu izlemiş. Evet TikTok'ta birkaç tane videosunu ben de gördüm. Kız 350 bin ne demek? Kız 350 bin kişi izlemiş. Hatta kaydettim onu, burada sana şikayet et onu diye. Senin hakkında para kazanıyorlar senin videonun sayesinde. Paylaşsınlar kız, ne olacak? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama şeyde o videonun ama yorumlarında sormuşlar işte bu kadının hesabı ne falan diye. Oradan takipçi geliyor. Kalabalık sessiz kanalına. Değil Bura abla demiş Geliz. Oradan bile para kazanıyorlar biliyor musun Gülistan? Tabii ya. Video izlenmesi başına. Diyorsun yani seni paylaşmışlar şu kadar izlenmişsin. Ya. Ben de çektim resimlerini sana atacaktım bak unuttum onu. Orada bir sürü video paylaşmışlar. En çok da senin videon izlenmiş. Bazılarınki 50 bin kişi, 30 bin kişi, evet. 70 bin kişi. Seninki yemin ediyorum bak çektim onu. 350 bin kişi tıklamış senin videona. Tekdiş de var orada. Tekdiş kapıda duruyor. Sen orada isyan ediyorsun. Bağırıyorsun. Tekdiş sana kapıyı aç diyor. Oradan para kazanıyorlar işte. Bu bana cevap vermiyor. Ben onları terk etmiyorum. Onlara karşı benim şeyim yok. Fakat Rosette hesabımı ben pazartesi günü gideceğim. Kim aldıysa ortaya çıkacak. Aynen. Kim aldı çıkar zaten. Gülistan ablan da bu konularda cahil değil. Bir zamanlar seans holistisi kraliçemizin yanında gönüllü olaraktan Gülistan'la sokak takipçi neydi Gülistan? Gülistan'la takipteyiz. Gönüllü olaraktan. Ki yani tabii canım. Tabii muhabir yani kendisi. Kız sen boş ver. Maşallah. En son dedim ben daha yapmıyorum. Sokak röportajları ben uğraşamam böyle şeylerle. Ne meşhur mu olacağım? Neyin peşindeyim? Ben İstanbul'a adımı yazmışım. Sokaklarda, caddelerde, milletin beyninde. Benim ismim Gülistan. 24 saat sokaklarda ring atıyordum kaldırımlarda İstanbul'da. Bütün emniyet tanıyor beni. Bütün savcılar. Evime kadar geldi savcılar. Bir transseksüelin, travestinin evine savcının ne işi var eşiyle beraber? Ya maşallah ben demek ki sevdirmişsin kendini. 4 saat beni polis kovaladı, yakalayamadı beni. Arabamı bıraktım, kaçtım, gittim savcıya teslim oldum. Savcı da arkadaş olduk. Dedi karakola git dedi bana. Yanımda ne tamam dedi? Tamam da şimdi Gülistan ablan. Çok mu şey ki gene yani yaşına rağmen bebek gibi. Evet. Abi de kendine bakıyor. Geçen yayını bir açtık. Bunu boş ver. Bir doktor bulacağım yani. Da şuralarımı gerdireyim artık. Yaş geldi yani. Şu buldoklar düşmeye başladı. Şu yüzümü şöyle bir gerdireyim. Hafiften de burnumun şu şişliğini alsınlar. Zümrüt de anlaştık. Bizim balama zümrüt yok mu? Bu nak zümrüt. Onunla anlaştık. İkimiz bir doktor buluyoruz. İkimize yapacak doktor. 50 bin TL'ye.
Sibel, bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyeceksen ciddi bir. Buyurun efendim. Ay, Fransız askısı Buyurun. yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Söyleyin. Devlet hastanesi ne olacağız biz Zümrüt'le beraber? 25 bin, Aa, 25 tamam, komple yüzümüzü geldi. Kerem söyle. Bunu Kerem söyle. Okuyacağım. Lafı bölme ama. Yaz. Lafı bölme. kız dalga geçiyor. Bir saattir yazıyor be. Üç defa da yayınında o. Bence diyor Paragraf yazıyor başka herhalde. tarafları geldir diyor. Uzatacağım, taktıracağım, tekrar belki lazım olur. İster misin? Ay, derdi millete düştü. Efendim, şu an Minnoşları Maraş'tan mı bir gördü haber acaba? geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki Merik öldü. Keşke Merik ölmeseydi. Keşke Merik ölmeseydi. Şu kötü yorum yazınları tahtalık gitseydi. Oy Merik, Ebedi Merik. Biz kokoreyi. seni çok severdik. Gülistan abla, ben kimseyle dalga geçmem. Kür yoktur bende. Sibel abla beni bilir. Sor o zaman sorunu Kerancığım. Sibel Baysal zaten her zaman Yayına böyle gelsin, konuşuyor yayına. yayınlarda. Yayına gel de ciddi olan konular yayına gelir anlatılır. Gel yayına, ben çıkıyorum. Hadi yayına gel de anlat bakalım hadi. Ay, Hayır, bu sen kal da kal laf sokuyor. Gülistan Gel abla. yalan konuşmam diyor. Gel yayına. Al sen. Yazsın buradan yorumunu. Hayır. Zaten az sonra kapatacağım. Ne Az anlatıyor? sonra Ciddi kapatacağım. Ondan sonra doğum günü partisi var. Onları izleyeceğiz. Yeliz ve Ekabil'indekileri. Ay, solistim, benim de arkadaşlarım gelmiş. Müsaadenizle iniyorum ben yayından. Teşekkür ediyorum. Ne biçim yorum onlar. Şu kız. Zaman Gülistan'ın dediği gibi, taş çattıysan gel ulan buraya. Gel. Gel bakayım şuraya. Madem öyle, Bana bak. karıştırmıyoruz seni. Gel. Benim gülüşüm var ya, bana bak bana. Benim gülüşüm var ya. Benim gülüşüm kılıç gibidir ha, ona göre. Yayına gelecek durumda değilim. Solistim, ben iniyorum. Ortalık Öpüyorum karıştırmaya sizi. geliyorsun değil mi? Biz de yuttuk. Tabii. Ay, biz de yemek İyi yiyelim. yayınlar Gülistan abla, Bir buluşalım, solistim. bana bak. Sibel'le beraber üçümüz bir konferans yapalım. Bir görelim seni. Aklımı bir kızsın. Tamam. Konuşmaların çok hoşuma gidiyor. Zeynep bir tane. Teşekkür ederim. Olur. Mutlaka yazarım özelden. Öpüyorum ikinizi de. Teşekkür ediyorum canım benim bir tane. Şunu Ne alsana kadar kız, şunu saygılısın. al da bir görelim onu burada. Gelsin buraya. Gel lan buraya. Ağlan deyince gelmez. Sana kraliçe diyor. Kral Evladım. başında öyle delikanlılık yapma. Gel ulan Ne buraya. evladım? Gel bakayım buraya de. Aman evladım. Gel çocuğum de. Aşkı mı diyeyim ona? Diyemem. Ben Hayır. Sibel abla, ben ne zaman ortalık karıştırdım? Gel arkadaşım, görüntü vermeden gel. Kim olduğun, içindeki şeyleri kus, anlat. Tabii bir görelim sizi ya. Bak biz kendimizi gösteriyoruz. Kimden Ya çekiniyorsunuz? görüntü de vermezse, illa ki içinde bir yarası vardır ki sana değil, bana değil, başkasınadır. Gel anlat. Sana müsaade ediyorum. Gel. Belki özel konuşacak, özelden görüşelim diyor, özel konuşalım diyor. Ama Gülistan gelip de abla, yayın hoş geldin. yapıyorsun burada bak. Biz senin yorumunu okumak zorunda Alıyorum mıyız? bak seni şu an. Alıyorum şu an. Gel bakayım Gel Kerem. evladım, gel anlat derdini. Derdin ne senin? Anladım. Gel. Gel bakalım. Aa.
Sevtap Kraliçemiz gelmiş. Doşent Almanya'dan. Sevgili Gülistan. Hoş Ben geldiniz konuşmuyorum. Sevtap Hanımefendi. Konuşmuyorum onunla. Dargınım ona. Konuşmuyorum ona ben. Aa, kardım dede de böyle. Ben konuşmuyorum. Hayır. Konuşmuyorum onunla. Bayram geçti. Gitmiş Bülent Ersoy'u izliyor. Beni unuttu. Ama kız bak ne diyor burada. Kalp atmış sana kız. Ya. Sevtap gel buraya kız, hoş geldin. Yine ben senin ablanım, senin anneni ben seni. Yine geçmiş bayramını kutlarım cinnam. Sevtapçım gel. Gel kız. Kendini gösterme, gel. Evet. İstikat. Haftaya Almanya'dayım Sevtap. Arabaya iki tane tekerlek aldım buradan. Çok pahalı. Almanya'da ucuzmuş. Almanya'da bir tanesi 100 euroymuş. Burada 200 frank bir tanesi. Almanya'ya geliyorum. İki tane tekerlek alacağım oradan. Ama bir şey söyleyeceğim sana Gülistan. Sen yalan konuşmazsın. Şöyle saçımı topladığım zaman, yanlardan bıraktığım zaman Sehtap kraliçeme benziyor muyum, benzemiyor muyum? Evet, saç renginiz de aynı. Şöyle topladığım zaman ama değil mi? Bak bak şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da bizim kızların içinde Sevtap'ın bir tarzı vardı. Herkes onu Harika Avcı'ya benzetirdi. Halbuki Sevtap kendi namında, kendi tarzında bir güzeldi. O şapkası, foteri, o giyiniş tarzı var ya, bir giydiğini bir daha giymezdi. Çok güzel giyinirdi. Çok haklısın, özür dilerim. Sen kız bayramda sen beni neden aramadın kız? Senin ağzına acı biber süreceğim Sevtapçım. Bak resimlerimiz var seninle. Onları paylaşmıyorum. Onları paylaşırsam diyeceğim ki ben Sevtap'ı bak zaten evimin bak köşesinde yarısı Figen, yarısı da sensin burada. Dur göstereyim Sevtap'ı dur. Arkadaşlar 25 sene evimin köşesinde Sevtap duruyor. Bakın şimdi. Sevtap'ın yarısını figen yaptım. Yarısını da şey. Bakın. Bakın Sevtap'a bakın. Gördünüz mü? Gülistan. Gülistan. Sevtap'ın hep böyle ince boncukları vardı böyle. Bakar mısın boncuklarına, makyajlarına bakın. Sarı sarı saçları. Gene Sevtap gene güzel. Gene güzel. Güzel tabii. Ama şeyle kapatalım. Gülom'la. Bir dakika dur. Sevtap'ı şimdi tam göstereceğim. Şu eşar bağlayayım kafasından. Sevtap'ı tam görün. Ay. Alın kadın ne dedi bu öyle. Dur bir dakika dur dur. Saçını şöyle yapayım. Güzelleştireyim onu biraz. Evet efendim Sevtap Hanım. Bak. O da demiş ki de aynı ben demiş vallahi. Evet. Sevtap gelsene ya kız, iki dakika gel şuraya kız, iki dakika gel yüzünü görelim. Geçen gitmişsin Bülent'i izlemeye. Müsait olmayabilir Gülistan. Müsait olsa zaten seni seviyor. Gelir yani. Müsait değil demek. O benim kızım da kız bizi. O benim kızım ayol. Hadi bakalım. Gülom beni terk edecek ile birlikte sevgili Sivis Gülistan'la birlikte videomuza son vereceğiz efendim. Gülom beni terk et. Sen senin kadın sesi var sende. Bende dönme sesi var. Hasretiyle öldürecek. Gülüm beni terk edecek, hasretiyle öldürecek. Devam et. Ben gülümden ayrılırsam, kim kalbimi güldürecek? Kim kalbimi güldürecek? Hele gülüm, oy oy gülüm gülüm. Küçücüksün sen ey
Gülüm, hasretinle ölüyorum. Gel kabrimi. Devam Gülistan. Gel kalbimi. Devamı nasıldı? Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Sevgiler, saygılar herkese. Sibel Baysal'ın YouTube'daki kanalına abone olun. Baysal TV. Sibel'in muhabbeti, konuşmaları, çok güzel şarkıları. Eskisi gibi değiliz artık. Kırıcı olmayalım, kalp kırmayalım. Ne demişler? 4 gün hastane demişler. 3 gün yasak döşek, 1 gün kara topraktayız. Birbirimizi kalbini kırmayalım. Bak dünya ne halde şu anda. Depremler, yangınlar, savaşlar, her şey oluyor. Kalplerimizi kırmayalım. Bizler efendim, kader hakkımız. Gülistan'dan sonra istek atıyorsunuz da kimseyi almayacağım. Kapanış yapacağım. Sertapçım Allah'a asma, Sibel'cim Allah'a asmadık ve Sibel'in hayranları burada, kötü yorum yazanlar, iyi yorum yazanlara da yine de ben sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çünkü İsviçre'de yaşıyorum. Türkiye'de biliyorsunuz bazı insanların hayat tarzı, hayat yaşantısı her orada ne iyi değil. Kadar Gülistan'dan siviz yurt dışında olmasına rağmen yine Türkiye acısını çekiyor. Buradan beni izleyen tüm gurbetçilerimize selamlar olsun diyorum. Ve efendim Sibel Baysal sesinden videoya son vereceğiz. Bakalım. Ne gelecek? Hareketli bir şey mi gelecek? Dramatik bir şey mi? Bekliyoruz. Sibel Baysal beynini yokla. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu. Gözünden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dost arıyordu. Evinden, barkından ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedim. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden, yurdundan, barkından ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı babayı evde mi? Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim Sibel Baysal. Ulan akşama geleceğim. O muncu nereden çıktı? Efendim öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Şunu unutmayın. Her ne kadar Sibel Baysal konuşuyorsa pazartesi günü efendim tabii ki rozetli hesabımda kimin aldığı ortaya çıkacaktır. Ben burada kimseyi iftira atmıyorum. Adalet vardır, kanun vardır, DCK vardır, cumhur vardır. Bakalım. Kimse kimseyi de araya sokmasın. Bunu çıkartacak olan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Birleşik Suçları.
yapıyorum efendim. Yakardım le de bu le.